Avrupa Konseyi, Türkiye'de casusluktan yargılanan Sorosçu Osman Kavala için yeniden devreye girdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala hakkında tahliye kararı çıkmadığı için Türkiye'ye ihlal süreci başlatılmasını istedi. Konsey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için Türkiye'ye 19 Ocak'a kadar süre tanıdığını duyurdu. Avrupa Konseyi'nin açıklamasına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyan adımlardan kaçınmaya davet etti. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca Avrupa Konseyi'ni bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Kavala açıklamasının siyasi olduğunu belirtti, konseyi tarafsız davranmaya çağırdı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de 5. parsel sahasında ExxonMobil Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma doğalgaz arama izni verdiği iddialarına ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada, deniz yetki alanlarımızda izinsiz arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecek denildi. Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.